Belloğlu sizce seçimi kazanır? Kim olsun? aday derken altılı masalıyı mı kastediyorsunuz yoksa genel? Kazanır Recep Tayyip Erdoğan. Reis tabii ki. Yani. Adaylar belli oldu. Sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu, Tayyip Erdoğan mı? Bence inşallah Tayyip kazanır. Sizce kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu kazanır? Kılıçdaroğlu. Sizce HDP kimi destekleyecek? HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Oldu sizce seçimi kim kazanır? HDP. Benim bir fikrim yok. Kılıçdaroğlu mu kazanır? Tayyip Erdoğan. Ben ölsem bile ona vermem ama HDP. HDP. Bence CHP'yi destekler yani. Bana bence göre... de onu destekler de ama biz sonuna kadar HDP. Yani gönlünüzdeki aday kim olmasını isterdiniz? İnce olsun. İnce olsun. İnce HDP'den değil ama. Bilmiyorum yani HDP'deki kişilikleri tanımıyorum ama bana sorarsanız İnce yani Cumhurbaşkanı için en uygun adan yani bana göre. Yani büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan kazanır ama inşallah peki tam tersi olur. Aday benim kim? Gönlümdeki adam Muharrem İnce tabii ki de. Muharrem İnce. Yani bakalım artık inşallah peki, Recep Tayyip Erdoğan sizce... bu sefer şans vermek istemiyoruz çünkü yani. Değilsin başka alternatifler denelim neden olmasın değil mi? Yani bir öğrenci olarak mağduruz ya o yüzden şu an bu sefer istemiyoruz yani. Ha ne değişir? Bence denemek gerekiyor yani şu an hiç kimse zaten önceden bir şey diyemez yani değil mi öncesine bakarak? Bir şans verilmesi gerekiyor ama neden olmasın değil mi? Bence Kılıçdaroğlu kazanacak. Kılıçdaroğlu mu? Bence de. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Vallahi ya yeter artık gitsin ya bu Erdoğan. Vallahi başımıza bela olmuş. Ümmet-i Muhammed'in başına bela olmuş. Gitsin artık yeter ya. Vallahi biz HDP'liyiz şahsen. Hani HDP dese şu ota bile verin biz yine ona vereceğiz inşallah. Ama dese Kılıçdaroğlu yine Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Peki sizi kimi destekler? Erdoğan'ı destekler Kılıçdaroğlu. Vallahi Samsun AK Parti'yi desteklerse biz yine CHP'ye vereceğiz. Yeter ki gitsinler. Seçimi bence altılı masadan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı da biraz şüpheli. Bahçeli'nin Ahmet Spor ve Bursa Spor maçında olan olaylardan sonra konuşması birçok oyu zaten kaybettiğini gösteriyor. Ondan sonra Cumhur İttifakı'nın zaten iki tane partili diyecek de ben neye gidecek onu bilmiyoruz. Kim kazanır bilmiyoruz. Bilmiyorum işte yani CHP mi artık AKP mi onu bilmiyoruz artık onu seçim. Ben parti tutmuyorum yani desteklemiyorum. A'yı da tutsam bana yararı yok. B'yi de tutsam bana yararı yok. Yani hiç desteklemiyorum bile. HDP hiç takip etmediğim için bilemiyorum onu. Yani soruyu cevaplayamam. Kılıçdaroğlu kazanır. Gönlünüzdeki aday kim peki? Yani Demirtaş'tı zaten de Demirtaş'ın olmayacağına kesin. Şu anda iki aday ise Kılıçdaroğlu. Peki HDP sizce hangi partiyi destekliyor? Yani bu seçmene bağlı. Gerçi bana özgür seçime kalsa zaten ben Kılıçdaroğlu. HDP çıkmadığı sürece Kılıçdaroğlu'dur. Hani ikinci bir şans yok. 20 sene yönettiği bir ülkeyi yönetemedi daha doğrusu söyleyelim. Şu anda da tekrar 5 sene daha bizi yönetemeyecek konuma getirmeyelim. Ki Kılıçdaroğlu kazanırsa sizce bir şeyleri değiştirebilecek mi ülkede? Yani kısa vadede değil ama uzun vadede değişebilir. Sizce seçimi kim kazanır? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Hep Erdoğan. HDP kimi destekleyecek? Onu bilemem. Abla onu bilen gerekir. Kılıçdaroğlu kazanacak. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Selahattin Demirtaş. CHP'yi destekle. Yani yine bence Tayyip götürür. Peki gönlünüzdeki aday kim? Gönlünüzdeki aday kim? Bizden devlet memuruyum. Seçimi kim kazanacak? Abi, sorumuz bu. Seçimde ülkenin ihtiyacı yok. Şimdi ülkenin seçimden önce birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. Bugün ülkemizde maalesef halen bu kim kazanacak, kim ülkeyi yönetecek derdine düştük. Oysa ki şu an hepimiz batı ve doğu, kuzey ve güney ile depremzedeki bölgedeki kişilerin yaşam haklarını yapmamız gerekiyor. Onlara yaşam hakkı sunmamız gerekiyor. Ama maalesef ülkemizde siyaset konuşuluyor. Kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu? Tayyip Erdoğan mı? Vallahi benim o kadar fikrim yok yani. Şeyim yok o kadar becerememişim. Bence Kılıçdaroğlu kazanır. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Erdoğan'ı destekler. Daha önce Erdoğan'ı destekledi. Günümüzdeki aday benim. Vallahi bilmiyorum. Hiç kimseyi ben yani şey etmiyorum. Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Tayyip Erdoğan mı kazanır? Hiçbir fikrim yok ama Tayyip Erdoğan kazanır diye düşünüyorum. Peki HDP hangi partiyi destekleyecek sizce? Kılıçdaroğlu'nu bence. Evet. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Kimin kazanmasını istiyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Hayırlısı ne olsa olsun. Düşüncelerimi söylemesem. Sizin gönlünüzdeki aday kim desek? Valla ikisi de birbiri iyi insanlar ya böyle diyeyim.
Hangisi ülkemiz için hayırlısı olsun? Peki siz HDP kimi destekliyorsunuz? Arkadaş sağ olun. %100. Neden? Yani sosyoloji mi? Yani ona verecek büyük ihtimalle. Önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu mu kazanır, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? Yani şu anki gündemde Kılıçdaroğlu gibi duruyor. Hani hem halkın anketlerdeki oy oranı, ne bileyim işte sosyal medyadaki etkisi falan filan, hani şu an okullar onu gösteriyor bence. Peki senin gönlündeki aday kim? Benim gönlümdeki aday tabii ki Selahattin Demirtaş. Peki seçimlerde HDP hangi partiyi destekleyecek bence sizce? Kimseyi desteklemedi. Kendi adayını çıkarmalı. Sonra da ikinci turda artık kendi şartlarını koyup ona göre bu savaşa dahil olmalı. Peki seçimlerde sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? İnşallah Erdoğan kazanacak. Sizin gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Peki HDP sizce hangi partiyi destekleyecek? Yani bellidir zaten. Hepsi bir tarafta tutacaklar. Kılıçoğlu'nu tutacaklar. İnşallah Erdoğan kazanacak. Kılıçdaroğlu kim ki? Allah aşkına. Sence Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Kazanır. Sence laf deyip geçiyorsunuz. Nereni yönetecek? Yönetmesini bilmiyor. İki laf ederek, iki lafı bir araya getiremiyor. Nasıl kazanacak? Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Ya onu ben normalde ben partiyi tutabiliyorum ama fakat HDP ile veya AK Parti ile veya bir Kılıçdaroğlu ile hiç kimsenin yorumunu yapmak istemiyorum. Ama şu anda Tayyip'in karşısında herhangi bir güçlü bir rakip yok. Güçlü rakibi boş ver, onu boş ver, onu geçelim. Yani çalışacak kimse yok. Burada insanlar birbirlerini affedersin bak. Konuşmak istemiyorum. Kim kime hodur meydan. Herkes zamları yapıyorlar. Herkes kendi kafalarına göre zam yapıyor. Yok dün dondurma aldım. 60 milyonluk dondurma. Bana internete bakıyor. Bugünkü fiyatına çıkartıyor. Manava gidiyorsun. 30 milyon domates. Pazara gidiyorsun. 15 milyon domates. Peki sizce bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Tayyip'le alakası yok. Alakalı değil. Sence? Ya fikrin nedir? Senin fikrini sorayım. Tayyip'le ilgisi var mı? Tayyip'in bir bilgisi var mı? Buradan bir haberi var mı? Hayır, ben haberi. Sorumlu kim? Siirt'ten haberi yok. İnsanlardan haberi yok. Yönetici yok. Siirt'te zaten yönetici yok. İl özel idareye iş yaptım, paramı yedi. Müteahhitlere iş yaptım, paramı yediler. Kime şikayet edeceksin kendini? İş yaptım. Paramı yediler açık açık. İş yaptım. Bana dediler ki burayı yap sana paranı vereceğim. Buranı da yap paranı vereceğim. Buranın binanın komple işini vereceğim dediler. Hepsi yalan. İşlerini bedavaya getirmek için. Ama nedir? Yazı işlemlerinde 20 bin liraya mı yaptık? 300 bin liraya yazıyorlar. Tayyip'le bir alakası yok. Karşısında bir rakip yok. Allah bin kat ondan razı olsun. Git İstanbul'a bak. İstanbul'a bak. Git sadece İstanbul değil. Tüm Türkiye'ye bak. Tayyip'in yaptıklarına bakın ya. Tayyip'in yaptıklarına bak. Rakip var mı? Hangi insan gelip de diyecek ki ben Siirt'i yönlendireceğim. Ya bir tane vali geldi, valiliğe gitmek için 50 bin defa valinin önünü kestim, görüştürmüyorlar. Vali diyor ki kardeşim gel yanıma, beni görüştürmüyorlar. Biliyorlar ki suçlarını biliyorlar o yüzden görüştürmüyorlar valiyle beni. Anlatabildim mi? Yani bunun Tayyip'le bir alakası yok. Tayyip sadece tamam yönetiyor, iş yap, yani gereken işleri. Yani bu seçimi Tayyip Erdoğan mı kazandı? Bence. %100 kazanacak. Ben İstanbul'dan milletvekili seçildiği zamanlarında o dönemde ben Siirt'e geldim. Yine Tayyip'e verdim. Yine de vereceğim. Fakat karşısında bir rakip varsa Hodri Meydan gelsin biz de ona çalışalım. Yeter ki yönetici olsun. Yani siz diyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha güçlü bir aday olursa ben ona oyumu veririm. Bulamazsınız. Hiç kimse bulamaz. Hiç kimse. Olursa verir misiniz? Olursa yine çalışırız. Yine çalışırız ama yok. Herkes gelen hırsız, giden hırsız. Gelen çalıyor, cukkayı dolduruyor, gidiyor. Boş ver sana. Amca konuşmak ister misin? Sizce kim kazanacak? Seçimi kim kazanacak? Belli değil ya, o milletin iradesine bağlıdır. Millet kimi seçerse o kazanacak. Peki HDP hangi partiyi destekleyecek sizce? Onu bilemiyorum. Onu bilemeyeceğiz. Zaten HDP, bilmiyoruz onu. HDP bellidir ya, onu sana söyleyeyim. Kimin adayı olmasını siz isterdiniz? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu dışında. Allah hocam, onda yorum yok. Tamam, biz de... Teşekkür ederim. Sizce kim kazanacak seçimi?
Yani inşallah Kılıçdaroğlu yani Erdoğan kazanmasın da kim kazanırsa kazansın yani. Çünkü bizim ülke durumunu görüyorsunuz zaten. Yani bıktık artık zaten Z kuşağının hallerini görüyorsunuz. Vallahi biliyor musunuz hocam size bir şey söyleyeyim. Ben şimdi tamam mı yemin ederim günde 100 lira harcıyorum. Kur'an çarpsın. Eğer yalan söylüyorsam gözümün önüne. İşte bak bugün tamam mı bugün 50 lira getirmişim. Yemin ederim çay parası bile yani yok yani. Ya bu hükümet ne yani? Gerçekten çok saçma değil mi sizce de? Yani bilmiyorum o bir şey. Hepsi de çıkar peşinde zaten. Kılıçdaroğlu da gelse, Selahattin Demirtaş da gelse hepsi de çıkar peşinde. Ama inşallah HDP kazanır. Onu istiyorum sadece. Başka bir şey istiyorum. Gönlünüzdeki aday HDP'den. Aynen öyle. Selahattin Demirtaş her zaman öyle. Cezaevine gireceksem de girebilirim. Yani sıkıntı yok sonuçta. Yani bizim gönlümüzde o var. Ondan sonra yani cezaevi bize sökmez. Sizce önümüzdeki seçimleri kim kazanacak? Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kesin diyorum Kılıçdaroğlu kazanır yani. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Gönlümüzdeki aday zaten CHP vereceğim. Çünkü artık biz diyoruz yeter yani. Bu kadar yeter yani. Bu kadar. Peki HDP sizce hangi partiyi destekleyecek? HDP büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'yu seçecekler yani. Tahminen yani bu perde arkası büyük ihtimalle onları seçecek. Şimdi kim kazanacak? Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan. Sizin gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Bu konuşan gençler hepsi 35 yaş altında. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Biz neler çektiğimizi biliyoruz. O kuyruklar, yak kuyruğu, pirinç kuyruğu, şeker kuyruğu, sigara kuyruğu. Paramız da rezil oluyorduk. Peki sebebi kimdi onların? Sebebi hükümet. Hükümet başka kim olacak? Şu anki ekonomik durumdan memnun musun? Değilim. Peki bunun sebebini kim olarak görüyorsunuz? Sebebi kim olabilir? Afetler var, işte hastalıklar var, her şey başımıza geldi. Telefon abi. Ha? Ha, doğal afetler tabii. İşte görüyoruz. Görürüz. Hangisi sıkıntı çekiyor bu zamanda? Söylesin birisi. Hepsi yalan. 115 milyar kapandı. O nereye gitti o doğal afet? Nasıl? Sen çaldın. Ben sana çaldım. Evet. Tabii. Size verilen yardımlar ne oluyor? Bize bir şey vermemiş. Sana vermemiş. Annene, babana, amcana vermiş. Babama da bir şey vermemiş. Hadi be. Sizden oradan. Hep atıyorsunuz. Görüşeceğiz. Herkesle görüşeceğiz. Ben buradayım. Ben buradayım. Yani Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istemiyor musun? Kazana. O kim ya? Odur o. O kim? En son odur. En son odur. 18 yaşındayım. Bundan birkaç sene önce röportajında tesettürlüyüm. Tesettüre metrekarelik bez parçası diyor. Bir röportajında genel başkanı aday olmamalı diyor. Ama altılı masada genel başkan olmak için aynı masada oturduğu insanla uzlaşamıyor. Daha sözünü geçiremiyor. Sözünü geçirmeyen bir insan bu ülkeye nasıl sözünü geçirecek ya? Ya ben 18 yaşındayım. Benim ablam üniversite sınavına giriş yapamadı. Tesettürünü çıkarttılar. Ya bu tesettürü nasıl çıkarırsınız ya? Nasıl yaparsınız? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oyumu vereceğim. 18 yaşındayım. İlk oyumu ona vereceğim. Kesinlikle olması gereken bu. Buraya diyor ki biz Selahattin Demirtaş'ın daha buraya Selahattin Demirtaş diyor ki biz Apo'nun heykelini dikeceğiz. Böyle bir şey olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Benim dedem şehit oldu. Yapamaz. Kimse buraya Apo'nun heykelini dikemez. Kılıçdaroğlu Apo'nun heykelini dikeceğiz diye insan el sıkışıyor. Sıkışamaz. Oy vermiyoruz. Vermeyeceğiz. Yapamaz bunu kardeşim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kim? O kim? Yapamaz. Vermiyorum. Beni kime yayınlarsanız da yayınlayın. Olmaz. Bay Kemal ya adam Atatürk'ü savunuyor, Atatürk Partisi olduğunu söylüyor, yeri geliyor İstiklal Marşı'nı kağıttan bile okuyamıyor. İstiklal Marşı'nı. Atatürk'e bu kadar saygısı olan bir insan İstiklal Marşı'nı kalbinden okumalı. Kağıttan bile İstiklal Marşı'nı doğru düzgün okumayan bir insan bana aday olmasın. Bir dakika. Niye taraflı yapıyorsunuz? Al işte. AKP'ye vereceğim diyenlere cevap veriyorsunuz. Bak bir dakika göstermek istiyorum. CHP'nin. Vereceğiz. Bir dakika beni dinler misiniz? Bir şey söyleyeceğim. Ver. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Yok altılı masa şöyleymiş, yok böyleymiş. Ben 64 yaşındayım. 6 çocuk babasıyım. 6'sını üniversite mezunu yaptım. Bu iki tanesini Allah'a çok şükür ki devletimizin sayesinde tıp kazandırdım.
Yalnız bu ikisini kazandırıncaya kadar eşimle beraber kazma mı kazmadım, ot mu biçmedim, başkasına iş mi yapmadım, nerelere yaptım bu çocuklarımı okutabilmek için. Bu çıktı döndü bu adam da kalktı dedi ki giderse gitsin dedi. Bunu nasıl unuturum ben bunu nasıl unuturum? Ben bir baba olarak bu tıpkı kazandırmış, bu memlekete yararlı iki tane fert yetiştirmeye çalışan bir insan. Hayatımız boyunca devletimize sarılmış. Ben öyle bir köyde yaşadım ki, Memleha denen bir köy var burada. 2 kilometre uzakta, bayanın dediği gibi İstiklal Marşı 2 kilometre uzakta okunurken ben orada esas duruşa geçen bir insandım. Ama ben çocuklarımı okutmaya çalıştım. Kalktı çocuklarım şimdi dışarıya gitmeye çalışıyor. Bu doğru bir şey mi? Ben bir baba olarak nasıl unuturum bunu? Bana gitsinler giderlerse gitsinler dedi. Böyle basitçe, rahatça. Hiçbir şey olmamış gibi. Peki. Teşekkür ederim. Sizin gönlünüzdeki aday kim? Valla gönlümdeki aday ne bileyim. Böyle istediğim gibi olmasa da. Belli değil. Şimdi kararsız. Bir şey gösterebilir miyim? Benim gönlümdeki aday sonuna kadar Kılıçdaroğlu'dur. Tamam. Gönlüyle bu hükümeti yöneteceğine inanıyorum. Vicdanıyla yöneteceğine inanıyorum. Bu ülke şu anda vicdansızların elindedir. Vicdansızların elindedir. Vicdan denilen bir olay yok. Hiç kimseyi yargılamadan, hiç kimseyi şey yapmadan işinden gücünden ediyorlar. Hukuk devleti değil. Bak Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli. Ben de Tunceli'yim. Ben o Tunceli olduğu için savunmuyorum. Tunceli'de kadın cinayetleri sıfır. Kadın cinayeti sıfır. Tamam. Eğitim seviyesi en yüksek olan il. Doğru. Hukuksuzluk doğru. Hiç yok. Hırsızlık yok. Gasp yok. Hiçbir şey yok. Bu adam buradan yetişmiş bir insan. Ve biz buna teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tamam mı? Kimliklerimizde İslam yazıyordu. Bu hükümet o İslam'ı bile kaldırdı. Kimliklerimize yeni çıkan kimliklerde İslam yazılmıyor şu anda. Tamam mı? Kimse dini kullanmasın. Din herkesin kendisine aittir. Teşekkür ederim. O da Allah hocam ile değil. Sen kimliğine bak önce İslam yazıyor mu? Ela değildi. Bir şey söyleyeceğim. Siz din abi yazmıyor şu anda. Kimliğimizde yazmıyor. Ama Atatürk zamanında da bak gidiyorsun şimdi. Atatürk Türkiye İslam Cumhuriyeti'ni kaldırdı. İslam kelimesini kaldırdı. Niçin dedi bunu? Türkiye'de herkes İslam Müslüman olmak zorunda değil dedi. Tarih bilmiyor abi burada konuşuyor. Atatürk zamanından önce Türkiye İslam Cumhuriyeti olarak geçiyordu. Ama Atatürk geldikten sonra İslam kelimesi kaldırıldı. Neden mi? Atatürk dedi ki bu ülkede herkes Müslüman olmak zorunda değil. Bu sebeple İslam kelimesi kaldırıldı. Dine vurmayacağız da neye vuracağız? Biz Müslüman ülkesiyiz ya. Adamın yaptıkları açıklamalara bakar mısınız? CHP'nin dünden bugüne yaptığı açıklamaya bakar mısınız ya? Hayır, bunlara oy verecekseniz de biz her türlü her şeyi hak ediyoruz. Ekonomi başımızı şişirler ekonomiyle ya. Ne ekonomiymiş? Bir kişi yönetir, o da Selahattin Demirtaş. Aynen. İslam diyorsun da önce Kürt yandı, insan yandı. Ne siz oluyor? Bizim askerimiz... Halepçe'de, Kobani'de, Şengal'de insanlar ölüyor. Ne Müslümanı, ne İslamı. Askerimizi, polisimizi öldürüyorsunuz. Hiçbir şehirde bak. Kimse benim askerim, polisim. 81 ilde dolaşan ya, pavyon kaynıyor. Ne İslamı? Ne İslamı? Kabbeyi pasta yiyip yiyen adamdan bahsediyorsun. Kabbeyi pasta yiyip yiyen adamdan bahsediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti. Kimse benim bayrağımı aşağı indiremez. Git. Kürdistan bölgesine bak. Kürtlere bak. Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye. Benim annem Kürt. Türkiye değil mi? Benim annem Kürt. Bak. Ama. Senin anne bak. Niye bir fabrika yok? Niye iş yok? Bana söyle, sebebini söyle. Siz basana hainlik yapıyorsunuz. Ne alakası var? Devlet size her türlü İnsan Kürdistan bir coğrafyadır. Bursa. Coğrafya kaderdir. Ahmet Spor'a saldırı yaptı. Niye Ahmet Spor'a saldırı yaptı? Niye yaptı? Niçin yaptı? Onlar da mı teröristi? Onlar da mı teröristi? Bana buna bir cevap verin. Onlar da mı teröristi? Ahmet Spor niye Bursa'ya gitti? Hayır Bursa'ya abi, benim annem Kürt. Kürt annem... teröristtir o zaman. Hayır, sen de terörist kızısın. Hayır, benim babam var. Ben çok şükür. Öyle Kürtleri hepsi herkesi potansiyel terörist zannediyorsunuz. Ayıp ya. Bu kardeşliği bak, kardeşliği arkadaş hepsini siz bozdunuz. Saygım var. Ya bu istersen boz, zaten bozuk. Benim annem Evet. Kılıçdaroğlu mu kazanır, Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır? Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın da kim kazanırsa kazansın. Senin gönlündeki aday kim kazansın? Selahattin Demirtaş. Peki Selahattin Demirtaş seçime katılmazsa onun yerine kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na. Sizce HDP kimi destekleyecek? Vallahi herhalde o da Kılıçdaroğlu'nu destekler. Anladım. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizce seçimi kim kazanır? Kılıçdaroğlu. Bence Kılıçdaroğlu kazanır. Sizin gönlünüzdeki aday Kılıçdaroğlu mu peki? Bizim gönlümüzdeki aday HDP. Demirtaş. Demirtaş peki HDP hangi partiyi destekleyecek? Vallahi şu anda belli değil daha.
Tahminim CHP. İhtimalle CHP. Siz de o zaman CHP'ye mi oy vereceksiniz? HDP onu şey dese biz onu destekleriz. Bu sene adaylardan sizce kim kazanır? Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır, Kılıçdaroğlu mu kazanır? Vallahi Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir adaydır. Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını ben sanmıyorum. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? Ya bellidir zaten. Beşli masa, altılı masa bellidir yani. Kime destek verdiğini. Peki sizin böyle özel sevdiğiniz bir aday var mı? Olsa da oyumu versem dediğim. Vallahi yani bilmiyorum yani. Fikrim yok yani bu konuda. Önümüzdeki seçimlerde kim kazanır? Recep Tayyip Erdoğan. Bence Cumhur İttifakı'nı yani desteklemesi lazım yani. Türkiye'nin geleceği için tek adam yani odur yani. Başka kimse yok yani. Bir propagandalarını yapsınlar. Birinizi alıyoruz. Sizce kim kazanır? Temel Karamollaoğlu. Zor. Sizce bu sene seçimleri kim kazanacak? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan kazanacak. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Yani karar budur. Gönlünüzdeki aday Recep Tayyip Erdoğan mı? Reis. Ondan başka yok. Peki sizce HDP hangi partiyi destekleyecek? HDP'nin şu anda belli değil. Çıkarı için hangisi olursa onu destekleyecek. Yani belli değil şu veya bu. Yani yarın Tayyip Erdoğan ona bir destek verirse Tayyip Erdoğan'ı destekler. İyi Parti destek verirse onu destekler. O joker gibidir. Fark etmez. Jokeri nereye koyarsan güçtür. Yani olay budur. Ama sana bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde akli olan Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi seçmez. Neden? Ya bu adam dünya lideri bir insan. Dünyanın bütün liderleriyle el sıkışmış bir insandır. Onu tanımayan yoktur liderlerde. Artı yani Türkiye'de neler yapmış, neler yapmamış. Bunlar hepsi insan kör müdür ya? Bunları görüyor. Yani bu partiyle alakası yok. İnsanlıkla alakası var. He? Bu adam çalışıyor. Kazanacak Allah'ın izniyle inşallah. Sizce seçimi bu sene kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu kazanır gibi ama oyumuz Muharrem İnce'den yana. Gönlünüzdeki aday Muharrem İnce. Aynen. Peki sizce HDP hangi partiyi destekler? HDP, CHP'yi destekler büyük ihtimalle. Yani iktidara karşı olduğu için. Peki neden Muharrem İnce? Düşündüğümüz zaman pek 20 yılda biz gençler Recep Tayyip Erdoğan'dan pek bir şey göremedik. Ona bakarsak Kılıçdaroğlu'dan da yani muhalefetten de bir şey göremedik ama Erdoğan'ı indirmek için bu sefer Kılıçdaroğlu. Ama tabii oyumuz Muharrem İnce'ye. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin gönlünüzdeki aday Kılıçdaroğlu mu peki? Aynen öyle. Peki sizce HDP hangi partiyi destekler? Yani Millet İttifakı olması lazım. Gönlümüzde geçen de o. Bu sene seçimi kim kazanır? Hangi kaysala onu yapsın? Hangi? Sizin gönlünüzde böyle istediğiniz bir aday var mı? Korkuyorsunuz. Ne doğru? Vallahi CHP kazanacak. Ya bitmiş ya, bu hal midir ya? Bir gün baka traktör getireceğim diyor. Günlük 5 milyar. Dedim oğlum ne olmuş? Amca diyor 3 milyar mazot. Benim yavmiyem traktörde 2 milyar. Ola dedim sen haklısın. Ya bitmiş, her şey bitmiş ya. Bu millet amca günahdır. Makarna çoktur, makarna çoktur. Makarnayı boş ver. Kılıçdaroğlu sizce toparlayabilecek mi? Vallahi Allah'ın izniyle Türkiye böyle kalmaz. Allah'ın izniyle bir şeyler olacak. Peki HDP sizce hangi partiyi destekleyecek? HDP hepimiz bunu destekleyeceğiz. Destekimiz budur yani. Bu Türkiye'nin kurtarmasıdır ya. Bu şeyden var ya, Türkiye bitmiş ya. Adam İstanbul'a binlerce insan geliyor. Adam doğma büyüme. Babası Siirt değil, kendisi Fatih'te doğmuş. Evini buraya getirdi. Hayırdır dedi ya amca dedi, bir çay 10 milyar 15 milyon. 1000 lira dedi çay dedi, idare yok orada. Tamam kızım. Yani insan gerçeğini konuşsun. Ya sen kimden korkuyorsun? Vallahi ben oyumu var ya. Bu memleket için hangi hayırlıysa ben ona vereceğim. Dahi değil mi? Aynen öyle. Bu memleket bizimdir ya. Ya bir ekmek 5 milyon, bir çay 10 milyon. Bu iş midir ya? 10 bin lira. Hiç değil mi? Bu gece hepsi boş. Bunlar yarısı var ya, binlerce insan Avrupa gitti. Cebi boş. Kırkızlık mı yapacak? Ne yapacak bu insanlar? Kime söylüyor var ya böyle, affedersin şey gibi konuşamıyor. Ya konuşun, sesinizi çıkarın ya. Hangi hayırsa bu memleketi için Allah onu yapsın. Biz öyle istiyoruz. 2-3 dönem, 1-2 dönem iyi gitti ama bu sonda... Aynen öyle diyor. Aynen. Hangi kadar ne düşünüyorsunuz? Konuşmak ister misiniz? Yok.
Vallahi sizce seçimi kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan? Hiç kimse kazanmasın. Öyle kalsın Türkiye. Ama bir tanesi kazanacak. Yok yok, hiç kimse kazanmaz. Hepsi de sahtekardır. Yani biri yok. Her şey öyle değil. Vallahi hepsi de var. Allah olacak Allah'ımızın. Yani yok. Olacak. Hani yaşım 65 daha görmedim. Şimdi mi göreceğim? Ya. Görece inşallah bir gün görece. İnşallah. Kızım insan gerçekini konuşsun. Yani nedir yani bu çekme, bu bilmem ne. Ya insan erkekçe, insanca konuşsun. Ya hayat bitmiş. Sen kaç kuruş maaş alıyorsun, bu gördüğün insanlar hepsi boştur. Gençler hep boş, hep Avrupa, hep bilmem ne. Doktor gidiyor Avrupa, çöpçü gidiyor diyor Avrupa. Herkes gidiyor Avrupa. Nedir Avrupa? Bu memleketten daha zengin mi? He? Yok. Ama adalet yok. Adalet yoktur. Ama mı? Var mı? Giriyor. Vallahi umarım halkı kin ve düşmanlığı sürüklemeyen, halka iyi gelen, halkın menfaatini düşünen kazansın umarım. Şu Erdoğan'ın düşmesi lazım. AK Parti'nin artık düşmesi lazım. 20 yıllık sülale rejiminin artık bitmesi lazım bu. Ama gönlümüzdeki aday HDP. İnşallah HDP olur. Ama HDP'nin de kendi adayını çıkartması lazım seçimlerde. %12, %13'lük bir kitle var. Bu kitleyi sen işte ben oturamam, ben bununla aynı masaya gelemem, ben bununla yatıp kalkamam, mecbursun. Kürt halkının iradesi karşısında durmaya mecbursun. Ve geleceksin, benden oy isteyeceksin ki ben sana oy vereyim. Altılı masayı da desteklemiyorum, Erdoğan'ı da desteklemiyorum. Benim irademe eğer gelip oturup benim de Gültekin Uysal gibi bakanlık tartışmalarına koyarsalar eyvallah. Ama bakanlık hesaplarına beni koymasalar benden oy da istemesinler. Ama şu an bizim ittifakımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı. Kendi adayımızı bekliyoruz. İnşallah adayımız açıklandıktan sonra kendi partimize oyumuzu vereceğiz. Hedefimiz Erdoğan'ı %50'nin altında bırakmak. Teşekkür ederim. Yorum yok. Ben Konyalıyım. Yorum yok. Ler. Vallahi tam önce ben herhalde CHP gözüküyor. Öyle gözüküyor.